saniye şu periskop yayınını duyurayım, döneceğim size. Merhaba beyler. Nasılsınız? İyisiniz. Selam kardeşim. Evet. Tapstrak çalıyor. Benim sevdiğim tarz biliyorsun. Kusura bakmayın, acayip hastayım yani son bir 10 gündür falan. Belki sesimden belli oluyordur. Sağ ol. Kulaklar iptal, orta kulak iltihabı. Ondan sonra aynen kulaklarımı korumam gerekiyor. Üşüyorum. Herhalde soğuk yedik, bilmiyorum. O yüzden fazla müzik de dinleyemiyorum falan filan. Sesim de neredeyse gitti yani. Yeni yeni böyle toplamaya başladım, öyle söyleyeyim. Ama tabii bu muhabbet etmemize, sohbet etmemize engel değil tabii. Her halükarda. Bu arada görüntü nasıl? Işık falan filan öyle dikkat bozucu veya işte nasıl diyeyim, herhangi bir şey yok değil mi yani, karanlık, göremediğiniz, net göremediğiniz bir şey yok yani. Tamam, güzel. Sıkıntı yok o zaman. İstersek biraz daha değiştirebiliriz ışığı. bugünkü biraz fırsat buldum bugün işte işlerden sonra üniversitede. Bugün dedim bu label denen çakallarla, üçkağıtçılarla nasıl iletişime geçeriz? Bir de insanların genelde sıkıntı yaşadığı bir konu var. İşte efektif çalışma alışkanlıkları yok. Yani müzik konusunda efektif çalışmıyorlar. O konuyla alakalı da konuşalım istedim. Şimdi herkesin, benim yani mesajlarıma gelen, benim özelime gelen insanların genelde kafasında şu var. Herkes şeye çalışıyor. Ne bileyim, spinning'den parça çıkarmaya çalışıyor. Armada'ya girmeye çalışıyor. Ya da ne bileyim işte piyasadaki ne kadar büyük label varsa oraya demo atıyor falan. Ama geçmişine şöyle baktığı zaman daha çoğunun da yani daha böyle piyasaya çıkmış parçası yok. Ondan sonra parçaları hazır değil. Yani spininden çıkacak, yani o kadar çok rakibiniz var ki spininle, spininin talent pool'unda, ne bileyim Armada'nın aldığı mailler olsun, demolar olsun, o kadar çok rakibiniz var ki siz yapmaya çalıştığınız şey şu, yani yapmaya çalıştıkları şey şu, içinizde var mı yapan bilmiyorum ama adamların yapmaya çalıştığı olay şu, hani daha kedi olmadan fare tutmak derler ya, o hesap yani.
Doğru düzgün parça yapmadan, doğru düzgün bir parça çıkarmadan label'da ufak, yani ufak da olsa kendini ispatlamadan çok büyük label'larla çalışmaya çalışıyorlar. Bu da bir yerde onların hayallerinin suya düşmesine neden oluyor ya da ne bileyim hayal kırıklığı yaşatıyor. Yani bu, yani bir de öyle bir şey var. Parça zaten iyiyse, o kadar iyi yapabilecek durumdaysan zaten insan büyük label'lara gönderdiğinde şey yapmaz, beklemez, etmez yani. Onlar bulurlar seni. Sen iyi parça yaptığın zaman merak etme yani. Adamlar seni bulur. Bunun hiçbir şeyi yok, kaçarı yok. Çünkü bütün label'lar, piyasadaki bütün label'lar para kazanmak için açılmış label'lar. Parayı da nasıl kazanabilirler? Sen ya iyi parça çıkartarak para kazanabilirler. Parça satarak para kazanabilirler. İyi parça yapmaları lazım. İyi parça yaptıklarında işte iyi parça satmaları lazım. İyi parça sattıklarında ancak büyüyebilirler. Ne bileyim spinin olabilirler. Değil kardeşim. Bütün bu hiçbir şeyi birbirinden ayırma. Mesela senin sorduğun soru şu. Abi çok parça çok iyi ama mix mastering çok kötü. Öyle bir şey yok. İyi parça demek hem mix'i hem mastering'i hem de parçanın kendisi iyi olacak demek. Yani bir de şöyle bir şey var. Mix mastering her zaman iyi parçanın önüne geçer. Kaliteli bir mixing mastering parçanın her zaman önüne geçer. Onun sebebi de şu. Hiçbir label ya parça güzel ama mixing'i kötü olan bir parçayı çıkarmaz. Aksine ağım şağım bir parça olmasa bile mixing'i idare, mixing iyi, mastering iyi bir parçayı çıkartırlar. Yani öyle de bir şey var. Şimdi öncelikle benim size önerim hedeflerinizi küçük tutun. Hani ufak ufak, adım adım, tane tane, sabırla o şekilde devam edin. Mesela tutup da hani direkt bütün ömrünüzü talent pool'da mahvetmeyin yani. Merhaba, merhaba kardeşim. Bütün ömrünüzü talent pool'da armadanın peşinde, orada burada spininde, ne bileyim ultra müzikte falan harcamayın yani. Herkes ultrada çalacak diye bir kayda yok. Herkes milyon dolar kazanacak seviyede olsaydı, herkes milyon dolar kazanmak zorunda değil. Milyon dolar ne bileyim, herkes Martin Garrix olmak zorunda değil. Herkes Martin Garrix gibi büyümek zorunda değil. Herkes Avicii olmak zorunda değil. Yani sen de bir alt ol, bir iki alt ol, üç alt ol. Yani sen şuna bak, senin cebine ayda 4.000 5.000 euro para giriyorsa sen başarılısın demektir yani. Kendini öyle gör. Senin hedefin o olsun. Ha ileride yaparsın bir parça, patlar eder. O zaman ayrı bir mevzu ama tutup da işte seni helikopterle şeyden alacaklar, ne bileyim havaalanından alacaklar, bilmem neye götürecekler. Ya bunlar biraz böyle güzel, aslında güzel hayal kurmak güzel bir şey ama daha böyle gerçekçi yaklaşın müzik konusunda. Hani piya zaten 10 tane 15 tane top tepede prodüktör var. Onların da altında belli bir miktar insan para, yani belli bir sayıda insan para kazanıyor. Onlar da ufak rakamlar değil yani. Belki Martin Garrix milyon euro kazanıyordur, milyon dolar kazanıyordur. Sen de 10 bin, yani ne bileyim ayda 10 bin dolar kazan. Az para değil yani. 10 bin dolarla sen Türkiye'de kral gibi yaşarsın. Ayda 30 milyar para. Anlatabiliyor muyum? 2000 dolar kazan. Ne bileyim 1000 dolar kazan. Müzik senin müzikten hani karnın doyacak seviyede çalışma yap. Tamam şey Doğu. Vallahi o senin bileceğin bir şey kardeşim. İstediğin tarz müziği yapabilecek misin, yapabilecek misin bilmiyorum. Yani biz sana araba sürmeyi öğreteceğiz. Senin gidip Formula 1 pilot olup olmayacağını bilemeyiz biz yani. Anlatabiliyor muyum? Ama biz sana araba sürmeyi öğretiriz.
Ama sen ondan sonra gidersin, Formula 1 pilot olursun, yürürsün, devam edersin. O da senin başarın yani. Anlatabiliyor muyum? Her neyse, yani arkadaşlar, sohbetimizi bitirdikten sonra sorularınızı alayım ben. Daha temiz olur şimdi. Hani konuyu dinleyenler araya sorular girdiği zaman şeyden çıkıyorlar. Çileden çıkıyorlar, sinirleri bozuluyor. Bize şimdi demolar geliyor bizim Efes Rekors'a. Dediğim gibi bizim için çok da böyle hani biz ya da oradaki insanların aşağı yukarı seviyelerini bildiğimiz için bizim için şey değil, sıkıntı değil. Biz insanların samimiyetini anlayabiliyoruz ama yabancı bir label'a daha doğru düzgün mail atmayı bilmeden, yani mailde hiçbir bilgi yok. Kaç yaşındasın? SoundCloud adresin hangisi? Daha önce ne yaptın? Küçük bir biyografi. Ondan sonra direkt mail ile mesela parça gönderiyorsunuz. Karşıdaki adam onu indirmek zorunda. Adama kardeşim, adama ya YouTube linki atacaksın ya da SoundCloud linki atacaksın, adam dinleyecek. Direkt tıklayacak, çalacak. Yani sen adamın label'daki adamın işini zorlaştırırsan, senin parçanı dinlemesini istediğin adamı, senin parçanın label'a uyup olmadığını dinleyecek adamı bu şekilde oyalarsan, adam kesinlikle senin parçanı dinlemez. Yani kale almaz, ciddiye almaz. Ne yapacaksın? Tertemiz, pırıl pırıl, tane tane, kısa, net ama öz bir mail yazacaksın. Parçayı da oraya koyacaksın. SoundCloud linkini koyacaksın. Şöyle bir şey yok yani. İşte mixing mastering yapılmadı. Mixing mastering eksik ama siz bir dinleyin. Ya adam onu dinlemez. Kesinlikle dinlemez. Adama sen mixing mastering'i bitmiş parça göndereceksin. Biz niye kasıyoruz siz mixing öğrenin, mastering öğrenin diye? Siz hemen, yani mesela geliyorlar bize, baştan diyor abi oturalım diyor, bir parça yapalım. Ya kardeşim sen bir mixing'i, mastering'i öğren ya. Ya bir indir 5-10 tane kanal. 5-10 tane ne bileyim. Piyasada bir sürü şey var. Örnek mixing yapabileceğin. Biz mesela koyabiliriz birkaç tane parça. Sen onun kanallarını indirirsin. İndirirsin, mixing yaparsın. Yani parçayı baştan sona parça yapmaktan ziyade, sorularınızı alacağım arkadaşım. Sarpçım. Daha sonra sorarsın. Mixing ya işte mixing mastering ya kardeşim, sen önce bir sese hakim ol. Sese hakim olmadığın sürece parça yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Hakim değilsin ki sese. Adama gönderiyorsun parçayı. Bassları düzgün ayarlamamışsın. Mixing'in kötü. Mastering'in adamın kulağına o iyi gelecek bir şekilde değil. Canlı seçkin, canlı. O seviyede değil. Ne yapacaksın? Mixing öğreneceksin, mastering öğreneceksin. Biz de o yüzden oradan başladık. Mixing'den, mastering'den, ne bileyim. Parça yapılır, parça problem değil yani. Mixing, mastering bilen adam parça yapar, sıkıntı değil. Biz programa hakimiyetten başladık, programa sese hakimiyetten başladık, mixing'den, mastering'den başladık. Yani sen ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Mixing'in, mastering'in iyi değilse oraya yazma yani. Mixing, mastering yapılmadı diye. Adam onu gördüğü zaman dinlemiyor. Bari not düşme. Hani mixing, mastering yok. Demek ki parçana güvenmiyorsun demektir bu. Oraya yazıyorsan işte tam bitmedi. Mixing, mastering eksik. Adama sen kendine güven, sen parçana güvenmediğinin sinyalini verirsen, karşıdaki adama zaten 40 tane 50 tane demo geliyor. Adam gider öbürkini seçer. Yani şansını zaten maili yazdığın anda öldürmüş oluyorsun kafadan. Mutlaka kendinize bir SoundCloud hesabı açın, paralı değil. Ne bileyim, YouTube paralı değil. Bu tarz şeyler paralı değil. Mail paralı değil. Mümkünse kendinize bir domain alın. Ne bileyim işte isminiz, soy isminiz .com.net şeklinde. Mailiniz oradan olsun. Hani bizim meşhur bir eleman var ya, kafası hariç 19 santim gmail.com.
Şimdi o adam şimdi dünyanın en kral parçasını yapsa, en kralını yapsa kimse dinlemez o adamın parçasını. Ben dinlemem şahsen. Bana öyle bir mailden parça geldiği zaman. Ya ben seni ciddiye almam lazım. Bir marka değerin olması lazım. Kendine bir marka değeri yarat. Yani bir logon olsun, ne bileyim. Doğru düzgün bir fotoğrafın olsun. Ağzına böyle mikrofon sokup kulaklığı ısırıp falan fotoğraflar çektirme yani artık. Geçti onların modası. Düzgün efendi gibi bir elini yüzünü gösterecek, tipini gösterecek. Karakterini yansıtacak güzel bir fotoğraf, ne bileyim. Güzel bir profil sayfası, ne bileyim kendi sayfan olsun, iletişim numaran olsun, telefonunu koy. Avrupa'ya da gönderiyorsan telefonunu koy. Düzgünce artı 90 0500 bilmem kaç şeklinde. Belki adam seni arar. Anlatabiliyor muyum? Yani sen ne kadar işi resmi hale getirirsen label da seni o kadar ciddiye alır. Hangi label olursa olsun yani kıçı kırık bir tane götü boklu label'la Armada'nın tavrı arasında hiçbir fark yok. Aralarındaki tek fark biri 1.000 tane demo alıyor ayda, öbürü 10 tane alıyor. Aradaki adamların yaklaşım şekli aynı. Birbirlerinden hiçbir farkları yok. Yani o da var. Türk isimleri yani Türk isimleri demeyeyim de yani şöyle söyleyeyim, dini isimler sıkıntı yaratıyor. Muhammed bilmem ne, Abdullah, Hayrettin falan böyle hani nasıl diyeyim? Anlatabiliyor muyum? Adama direkt bu adam Arap, bu adam Müslüman, bu adam bilmem ne dedirtmeyin yani. Onlar sizi sonradan öğrenirler. Sıkıntı yok. Hiç kimse de ne olduğundan utanacak, biz Türklüğümüzden, Müslümanlığımızdan utanacak değiliz tabii ki. Hangi ırktan, hangi ırka sahip, hangi dine inanırsan inan, hiçbir şeyden utanma. Ama karşıdaki insana böyle nasıl diyeyim, bilmem ne oğlu, Muhammed bilmem ne oğlu falan adam yani. İmaj kötü kardeşim yani. Muhammed ismi Avrupalının gözünde kötü bir isim. Sen ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Amerikalının gözünde kötü bir isim Muhammed ismi. Ne yapalım yani? Adamlar öyle yerleştirdiler işte insanların kafasına. Teknok için 2 gün önce, 3 gün önce yaptık. Geçen Perşembe günü yaptık. Bir sonraki de bir ay sonra olacak herhalde. Her neyse, label'lar konusunda iletişime geçmek olayı bu. Bu konuda daha önce de bahsettim. İnsanlar anlayamadılar galiba muhtemelen. Label mesela büyük bir label da demeyelim de orta. Yani atıyorum Efes Records var değil mi? Efes Records'tan kim parça çıkarmış? Batuhan Cansız çıkarmış. Ne bileyim Fevzi çıkarmış. Cem Munar çıkarmış. Git o adamlarla muhatap ol. Git o adamlarla samimi ol. O adamlarla tanış. Efes Records'tan parça çıkarmadı. Efes Records'u mesela örnek olarak söylüyorum. Yani X bir Spinning Records değil de 2-6, 3-6 bir label olduğunu düşün. Ama sana belki bir basamak yukarı çıkaracak, kariyer sağlayacak bir label. Şimdi gidip label'la direkt görüşmektense onlardan parça çıkarmış en az meşhur olan artistlerden biriyle samimi olmaya çalış. Çünkü en az kafası müsait olan, en az en fazla zamanı olan insan o insan. Sen o adamla hemen de direkt parça muhabbetine, label'dan parça çıkaracağım falan filan muhabbetine girme. Atıyorum bizim çocuklardan Armada'dan parça çıkarmış olanlar mesela, gidip onlarla samimi olun. Zaten Türkçe biliyorlar. Belki yardımcı olurlar. O adamların kontakları vardır, bilmem neleri vardır. Ben mesela Tool dünyanın en büyük tech house label'ı Tool parça çıkaracak olsam, giderim samimi olduğum arkadaşlarımla görüşürüm önce. Gidip Tool mail atmam. Çünkü onlar zaten oradan parça çıkarmışlar. Adamlarla kontak kurmuşlar. Adamlar onların ne olduğunu biliyor. Vallahi cevap verip vermemeleri o da size bakış açılarıdır arkadaşlar. İşte biz bunu kırmak için buradayız. Yaptıkları eğer sırf Türkiye'de biri Armada'dan parça çıkardı diye sana cevap vermiyorsa,
kötü kalkmışlık yapıyorsa o onun ayıbı. Anladın mı? Hiçbir bok olduğu yok yani benim için. Benim gözümde hiçbir şey değil. İsterse gitsin spininden çıkarsın. Adam olmadıktan sonra ne faydası var? Yani adam bir şey, ne oldun yani? Ne oldu? Armada'dan parça çıkardın, spininden parça çıkardın. Ne oldu yani? Havici mi oldun başımıza? Ne oldu yani? Tiesto mu oldun? Bir tane parça çıkarmışsın. Hasbelkader, şansa denk gelmiş. Neyin peşindesin? Yani o onların ayıbı. Size cevap vermiyorlarsa üzülmeyin. O onların kendi ayıbıdır yani arkadaşlar. Yani gün olur devran döner, keser döner, sap döner, hesap döner derler ya. Yarın bir gün siz çıkartırsınız. Bu sefer onlar gelir peşinizden koşar sizin. Ama siz yine efendiliğinizi, adamlığınızı bozmayın. Siz, benim size tavsiyem, ileride büyüdüğünüz zaman, inşallah büyürsünüz, büyük yerlere geldiğiniz zaman da hiç kimseyi kenara itmeyin, elinizi de terslemeyin. Mutlaka selam diyen, sana bir Allah'ın selamını göndermiş bir insana, selamun aleyküm diyen bir insana, hocam selam, abicim selam, kardeşim selam diyen bir insana selamınızı esirgemeyin. Hiçbir şeyiniz eksilmez. Adamlık budur yani. Vallahi onları kıracağız kardeşim, Allah nasip ederse. Tamam. İnsanlar çok büyüdüklerini sanıyorlar. Çok büyük yer, yani bir tane label'dan spininden parça çıkardı. Ne değişecek yani? Adam olmadıktan sonra, karakter olmadıktan sonra ne değişecek? Hiçbir şey değişmez. Sen adam olmaya bak, insan olmaya bak. Müzik kaçırmadın, hayır. Baştan seyretme imkanın da var kardeşim. Sonuçta bu yayın bittikten sonra tekrar baştan başlayabilirsin. Kaçırdığın kısımlara kadar seyredebilirsin. Yani label'larla iletişim konusu buydu. Bundan bir sonraki konumuz da, yani bugün konuşmak istediğim diğer konu da efektif çalışma alışkanlığı. Mesela efektif çalışma alışkanlığı. Bize geliyorlar, bana geliyorlar. Özelden yazıyorlar, ne bileyim, oradan buradan geliyorlar, soruyorlar. İşte ya abi, kardeşim ben diyor iyi melodi yazamıyorum. İyi melodi yazamıyorsan işi tam öğrenmemişsin demektir. Yani bir sorun var demektir. Yani müzik yapıyorum, müzisyenim deme o zaman. Yani ne yap? Eksiğini gider. İyi melodi yazmayı öğren. İyi melodi yazmanın bir tekniği yok ki. İyi melodi yazmak diye bir teknik yok yani. Müzik piyasasında. Oturursun tamamen o anki şey işte, ne gelirse o. Ne çıkarsa kulağından, elinden. Ne bileyim. O an oturduğunda karşına tamamen piyango yani, çekiliş. O an ne çıkartırsan o. Her melodin iyi olacak diye bir kaydı yok. Daha önce de anlattım. Mesela benim Mike Monday'in eğitimleri vardı. Düzgün efektif çalışma diye. Günde bir saat ayırıyorsun. Günde bir saat müzik yapıyorsun. Ama her gün yapıyorsun hiç kaçırmadan. Taktik şu. Şimdi oturuyorsunuz. Mixing bilmiyorsun, mastering bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey sorun değil. Ne yapıyorsun? Bir parçaya başlıyorsun. O parça bitene kadar başka bir parçaya yapmıyorsun. Yani başka bir parçaya geçmiyorsun. Parçayı bitirdin değil mi? Parça bok gibi oldu. Önemli değil. Berbat oldu, rezil oldu. Önemli değil. Çünkü o parçanın berbat olduğunu, rezil olduğunu senden başka bilen kimse olmayacak o an. Sen kimseye vermediğin zaman. Tutup da FL Studio User'sa ekranı çekip koymadığın sürece adamlar senin iyi parça yapıp yapmadığını, o parçanın iyi olup olmadığını kimse bilmez senden başka. Onu kendine sakla, sır olarak sakla. Benim de var öyle çamur. Yani 51 tane parça çıkardım. Bunların yarısından fazlası çarta girdi ama belki 100-200 tane de projem vardır. Hepsi çamur yani. Dinlemezsin. Rezalet. Ama hiç kimse bilmez. Herkes seni işte bak o kadar parça yapmış, bu kadar çarta girmiş diyebiliyor. Sebebi o parçaları paylaşmamak.
İki tane loop atıyorsun oraya. İki tane kick yazıyorsun. Bir tane kıçı kırık drop atıyorsun. Hemen hop FL Studio Users'a paylaşıyorsun. Hop bana gönderiyorsun. Hop Ahmet'e Mehmet'e gönderiyorsun. Adam da diyor ki sana kardeşim kötü olmuş parçan. Sonra geliyorsun. Psikolojik bunalıma giriyorsun. Diyorsun ki ya abi ben melodi yapamıyorum. Ya kardeşim sabret sabret. Bisiklet sürmeyi bilmiyor musun? Araba sürmeyi bilmiyor musun? Bisiklet sürmeye biner binmez bisikletle şey mi attın? Göt mü attırdın sağda solda? Arkayı mı kaydırdın? Ne yaptın yani? Üzerinde duramıyordun ki bisikletin. Sen 2 metre bisiklete biniyorsun, 2 pedal atıyorsun. Abi nasıl sürüyorum ama bisikleti diye bana gönderiyorsun. Bekle be bisikleti sürmeyi öğren. Bir dengede durmayı öğren. Bir beynin alışsın bir müziğe bilmem neye. Ha sen kapalı kapılar ardında bir bisikletle öğrenene kadar, sürünmeyi öğrenene kadar turlarsın. Ondan sonra çıkarsın sokağa bisiklet sürersin. O kapalı kapılar ardında bisikletle çalıştığın ortam, bisikletle yaptığın işlem, kaç kere düştüğün, kaç kere kalktığın hiçbir şekilde kimse bilmez yani senin. Ben bisiklet sürmeye başlamadan önce ben dizlerim paramparça ettim kaç kere. Hiçbiriniz biliyor musunuz? Yok. Ama beni şimdi dışarıda görseniz, aa ne güzel bisiklet sürüyor dersiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Aynı hesap. Ama hiç kimsenin o düştüğü, kalktığı, ne bileyim, paramparça olduğu, kimisi kolunu bacağını kırıyor. Yani bunlardan geçtiğini kimse bilmez ki. Herkes neticeye bakar. Kimse Hatice'ye bakmaz. Hatice güzel mi, çirkin mi? Kimse bakmaz. Yani o yüzden ya parçalarınızı gene konumuzun başına döneyim. Parçayı yaptınız, bitirdiniz. O parçayı bir bitirin. Parça bitti deyin. O parçanın çıktısını alın koyun bir kenara. Manse buradaydı geçen gün. Adam Hardwell'in sağ kolu şu anda. Hardwell'le beraber geziyor tozuyor. Tomorrowland'da çalacak bu senede. Geçen sene çaldı, bu sene de çalacak. Adamın hard diskinde 200-300 tane parça var yaptığı. Çamur, leş bana gösterdi. Bunları dedim sen mi yaptın? Evet dedi. E dedim freestyle'ımı da sen. Evet onu da ben yaptım. Bu ne dedim? Bunlar ne dedim? Bunlar benim dedi kimseye göndermediğim yapıp yapıp dedi kenara koyduğum şeyler. İşlerinden biri tutacak diye yapıyorum dedi. Yani o hesap. Yaptığın parçayı bitirdin. İkinci parçaya başla. Birinci parçayı dinle. Birinci parçada neyi iyi kullandın? Kick'i mi iyi kullandın? Aa kick beğendim çok güzel. Ya da bassline veya drop'taki ses veya orada kullandığın hi-hat veya clap neyse al onu ikinci parçaya aktar. Birinci parçada senin kulağına iyi gelmeyen, kötü olan her şeyi de bırak orada kalsın. İkinci parçaya taşıma. İkinci parçayı yap, aynı şekilde bitir. Kimseye göndermek zorunda değilsin. Bisiklet muhabbetine döneceğiz. Dönmeyelim yine. Devam et. 2, 3, 4 böyle git. 10. parçaya geldiğinde ne yapmış oluyorsun mantıken? Bütün o 10 tane, 9 tane parçadan en iyilerini, senin en iyi gördüğün yerleri alıp bir parçaya koymuş oluyorsun. Kötü olan hiçbir şeyi de koymamış oluyorsun. Hepsi geride kalmış oluyor. Ne oluyor bu şekilde? Bütün koyduğun sesler senin beğendiğin iyi sesler. O iyi seslerden ortalama veya toplamda ortaya ağam şağam bir parça çıkar. Anlatabiliyor muyum? Ve bu böyle devam etsin. O 10 taneyi, o geride bıraktığın 9 parçayı hiç kimseye gönderme. Dursun kenarda sana referans olarak. İleride yarın bir gün nereden nereye geldiğini görmek için yani. Bak ben eskiden bu parçayı yapmışım. Leş gibiymiş falan. Hani bak nerede hata yapmışım ha. Diyebilmen için onları da sakla dursun kenarda. Bütün iyi şeyleri topladın. 10 parça yaptın. 15. parça, 20. parça. E kardeşim yani ben 400-500 tane parça yapmışımdır ya da çalışmışımdır. Bunlardan mutlaka 2 tanesi, 3 tanesi çıkacak yani ortaya. İyi bir şey çıkacak. İmkanı yok, kaçarı yok yani. İyi bir şey çıkardığın zaman da 2 tane, 3 tane zaten 100 parçadan, 50 parçadan 2 tane, 3 tane iyi parça çıkarmaya başladığın zaman yeter sana o senin kariyeri yapman için. Zaten bütün hatalarını bırakmış oluyorsun geride. İyi parça, tutan parçayı da alıyorsun eline. Bir kere yakaladın mı zaten şey gibi balık balık şeyi var ya kancası.
O balığın ağzına takıldı mı daha geri çıkarma şansı yoktur balığın, ipi koparmadığı sürece. O yani ne kadar başka tür, yani o yaptığın, yakaladığın parçadan devam edeceksin. Aynı şeyleri, aynı sesleri, aynı kickleri, aynı yürüyüşü, aynı aranjeyi kullanacaksın. Sesler farklı olacak. Yani böyle bir böyle bu şekilde efektif çalışabilirsiniz. Yani ne yapın? Kendinize saklayın. Hiçbir şey bahane değil. Elimde alet yok. İşte programım yok. Sesim yok. Ses kartım yok falan. Hiçbir şey bahane değil arkadaşlar. Bu gözler, bu gözlüklerin arkasındaki bu 5 derece, 4 derece gözlüklerin arkasındaki gözler, bilgisayara bakmaktan kör olmuş gözler neler gördü? Bir tane bilgisayar, bir tane 20 TL'lik, 30 TL'lik kulaklıkla piyasaya çarta girmiş adamlar gördü bu gözler. Anlatabiliyor muyum? Siz haliniz kötü diyorsunuz ya. Bizim Türkiye'de imkanlarımız kötü diyorsunuz ya. Bulgaristan'a gittim ben turneye. Bulgaristan'daki adamların götünde don yok. Yani harbi götlerinde don yok yani. O adamlar neler yapıyorlar? Siz sadece geliştirin kendinizi. Antrenman yapın, pratik yapın. Yani ben mesela şimdi stüdyodayım, oturuyorum. Biraz kafam rahat. Ne yapıyorum? Açıyorum, parça dinliyorum devamlı. Sürekli parça dinliyorum. Ondan sonra ya da işte makaleleri okuyorum, tekniklere bakıyorum, yeni pluginler çıkmış onlara bakıyorum, bilmem ne. Yani hiç kopmuyorum. Müzik, aktif müzik yapmasam bile veya bazen açıyorum stüdyo bana ne bileyim Ableton'ı. Loop yazıyorum. Ses yapıyorum. Ses tasarlıyorum. Yani illa oturup parça yapacaksınız diye bir kaydı yok. Yani eninde sonunda bu işten kaçış yok arkadaşlar. Yani mutlaka ve mutlaka başarılı olacaksınız. Yani bu şans işi değil yani. Bunu geçin bir kere. Eğer bu iş yetenek işi olsaydı ben hayatım boyunca müzik yapamazdım. Çünkü bende yetenek sıfır. Ama ben çalıştım, çok çalıştım, çok çabaladım. Yani ben belki yeteneksiz bir insan olarak görüyorum kendimi ama çalışmanın vermiş olduğu azim başarıyı getiriyor. Yani en büyük örneklerinden biri benim yani. Ya şimdi herkes diyor ki Martin Garrix inanılmaz yetenekli. Ya iyi kardeşim, Martin Garrix inanılmaz yetenekli. Martin Garrix'in YouTube'da Animals'ı nasıl yaptığı yani videosu var. Adam daha ne anlattığını, kompresörü niye koyduğunu, equalizer'ı niye koyduğunu, bu sesi nereden bulduğunu falan hiçbirinin neden yaptığını, nasıl yaptığını veya hangi amaçla yaptığını bilmiyor. Tesadüf yani, şans yapmış koymuş, patladı işte. Bazılarına Allah yürü ya kulum diyor yani. O patlayınca adam da tuttu, üstüne devam etti onun. Lizard'ı yaptı, ne bileyim ötekini yaptı, bunu yaptı. Yanındaki elemanlardan destek aldı. Ondan bundan destek aldı. Bir şeyler yaptı. Eninde sonunda bir kere tutturdun mu devam ediyorsun zaten. Kimisi batıyor mesela. Adam bir parça yapıyor. Tepeye çıkıyor. Devamı gelmiyor çünkü tesadüf eseri yapmış. Devamı gelmeyince ne oluyor? Olduğu gibi çakılıyor olduğu yere. Yani bu işleri böyle çok böyle abartmayın. Ben her zaman size söylüyorum. Etrafınızda böyle stüdyoda böyle oturuyorlar. Arkalarında ne bileyim işte 1 milyon dolarlık cihaz var, tesisat var, bilmem ne var. Onların hepsi kardeşim, hepsinin geçtiği yol. Onlar bir kulaklık bir bilgisayarla başladılar bu işe. Anlatabiliyor muyum? Ben de öyle başladım. Sen de öyle başla. Yani tutup da hani demin de örnek verdik. Ferrari bir pilot olmak için illa altına Ferrari'nin yarış arabasından olması gerekmiyor. Sen araba sürmeyi iyi bildiğin zaman, iyi öğrendiğin zaman adamlar seni buluyorlar. Ondan sonra gidiyorsun o Ferrari'nin başına oturuyorsun. Yarışa çıkıyorsun. Aynı hesap. Herkes kardeşim o yollardan geçtiler. Herkes bir kulaklık, bir bilgisayar, bir ses kartı, kıytırık bir programla başladı. Zamanla gelişti. Bu iş sabır işi, sabredin. Zaten
sabrın sonu selamettir. Hani derler ya, damlaya damlaya göl olur diye. Hakikaten de dünyada bütün dünya tarihine baktığın zaman hep böyle bazı şeyler rüzgarın aşındırdığı dağlar, ne bileyim ağaçlar, yükselen ağaçlar, göller, göletler hepsi zamanla birikmiş, zamanla oluşmuş şeyler. Hiç kimse oturduğu yerden deniz olmaz, okyanus olmaz. Hiç kimse dağ olmaz. Önce bir iki tane kumu, üç tane kumu üst üste bir koymaya öğrenin. Anlatabiliyor muyum? Apartman yapacaksınız. Önce temelden başlarsınız, temel atarsınız. Bir tane tuğla koyarsınız, iki tane tuğla, üç tane, 5.000 derken bir apartman oluşur ortaya. Öyle tutup da kimse apartmanı gelip, hiç dünyada gördünüz mü? Apartman alıyorlar böyle, hop koyuyorlar falan. Öyle bir şey yok. Yaparsın zamanla. Her şey zamanla. Sabır. Bir yerden bir yere gitmek için ışınlanmıyorsun. Bir yerden bir yere gitmek için bir araca biniyorsun, arabaya biniyorsun, uçağa biniyorsun. Öyle ha deyince olmuyor yani. Mesela geçen bir konu paylaştık. Efektif çalışmayla alakalı. Ben diyor, abi diyor, gece diyor, o diyor, uçuyorum diyor, neler diyor geliyor kafama diyor. Bütün parçaları gece yapıyorum. Ondan sonra baktığın zaman, bütün araştırmalara, teknik eğitimlere, bilmem nelere baktığın zaman komple yanlış bir önerme. O hatayı ben de yaptım. Sabaha kadar oturup müzik yaptım. Sabaha kadar oturup müzik yaptım. Hiçbiri bir işime yaramadı. Ne zaman? Sabah kalktım. Erkenden aldım bir bardak kahve veya çay. Neyse, kahveyi pek sevmiyorum. Çaycı adamız biz. Bizim ülkemiz çayla büyüyor. Bir bardak çay. Ondan sonra oturdum direkt bilgisayarın başına. O yaptığım parçaların hepsi başarılı oldu. Çünkü temiz kafayla çalışıyorsun. Gece saat 11'den sonra, 12'den sonra beyin başlıyor şey moduna girmeye. Uyku moduna girmeye. Sen istediğin kadar, abi ben geceleri canavar gibi oluyorum, işte ayık oluyorum, bilmem ne oluyorum falan. Geç kardeşim bu işleri. Senin doğana aykırı, seni yaratan, seni yaratılışına aykırı bir şey yani. Memleket Samsun. 055. Ondan sonra yap. Gece de çalış ama sabah kalk insan gibi. Ben diyor devlet memuru muyum diyor. Devlet memuru, müzik diyor, öyle memur gibi diyor yaşayarak olmaz. Ya geç kardeşim. Hayatta her şey, ama her şey disiplinden geçer. Futbolcuysan disiplinli olacaksın. Yarışçıysan disiplinli olacaksın. Ne bileyim, bilgisayar programcısıysan disiplinli olacaksın. Müzisyensen disiplinli olacaksın. Fazıl Say mesela piyanoyu yardırıyor mesela. O adam kafasına göre mi öğrendi onları? Havadan mı indi yani? O adamın yaptığı antrenmanın yarısını, onda birini yapmıyorsun. Diğerleri niye Fazıl Say gibi olamıyor? O adamın ekstrası ne? Ya Messi var, Ronaldo var, bilmem ne var. Dünyada bir dünya örneği var mesela. Galatasaray'da, ben Galatasaray'dayım, Allah kahretsin. Burak Yılmaz var mesela, değil mi? Allah boy vermiş, fizik vermiş, çeviklik vermiş ama sabri var mesela. Allah hız vermiş, dayanıklılık vermiş. 90 dakika pırpır pır gibi koşuyor ama kafa yok. Kafa olmamasının sebebi yani beyinsiz, gerizekalı olduğundan değil yani. Ve aptal olduğundan değil. Tembeller arkadaşım, tembeller. Yani bizim futbolda Arda Turan'a bak mesela, adam Barcelona'da oynuyor şimdi, 11'e çıkıyor. Arda'yı diğerlerinden ayıran ne kardeşim? Arda'nın fiziği de düzgün değil yani, futbolcu olmaya baktığın zaman. Gövdesi uzun, bacakları kısa. Koca kafalı bir adam. Ama adam çalışıyor kardeşim. Adam antrenmanda, bilmem nerede, orada burada. Devamlı antrenman, tığ gibi oldu. Galatasaray'da oynarken götünü çok zor çekiyordu. Götten, göbekten. Akşamları gece hayatında orada burada eğlenmekten futbola zaman mı ayırıyor diyor. Barcelona'ya gitti, Atletico Madrid'e gitti. Adamı şey gibi, asker gibi böyle çalıştırdılar. Herif şimdi Barcelona'da oynuyor. Bilmem kaç milyon euro para kazanıyor. Alın size örnek işte. Bizim futbolcularımız Avrupa'ya gidince niye başarılı olamıyor kardeşim? Tembel de o yüzden.
Disiplin yok, sistem yok, bilmem ne yok, hiçbir şey yok. Yani siz de müzik yaparken her zaman dediğim gibi yetenek zamanla oluşur yani. Belki herkesin, bütün insanlar eşit yaratılır arkadaşlar. Yetenekliydi, bilmem neydiydi falan filan. Hiç kimse kimseden farklı değil. Rengin ne olursa olsun, ırkın ne olursa olsun, saçının, teninin rengi, sakalının rengi hiçbir şey önemli değil. Herkesin beyni aynı. Az buçuk daha işte zekası birinden zekidir. 3-5 puan daha bilmem nedir ama zeka. Ahmet Spor Bursa'yı yenmiş mesela. Ayıp değil mi yani şimdi Bursa adına? Koskoca Bursa ikincilik takımlarından birine yenilmiş mesela. Niye? Adamlar hırs yaptılar, yendiler. Hangi çekiliş kardeşim? Kardeşim orada çekiliş yapacağız demedik ki. Yakında sizin olacak dedik. Daha onların çekilişlerini duyurduğumuz zaman haberin olur yani. Bus Driver mesela 10 numara. 149 dolar da o program. Adam vefat etti onu yapan adam. Onun Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun ondan. Onun hatırına herifler bedava verdiler birkaç günlüğüne. Bak herkesin şimdi orijinal 400-500 milyonluk kompresörü var elinde. Size bunları daha önce kimse anlatıyor muydu? Kimse paylaşıyor muydu? Bedava işte yapışın, koşun, saldırın diyen var mıydı arkadaşlar? Selam Özgürcüğüm, ne haber? Daha bunlar başlangıç, bunlar başlangıç. Allah nasip ederse daha çok şey yapacağız yani. Ölmezsek, sağ kalırsak, Allah sağlık verdiği sürece daha çok şey yapacağız yani. Siz öyle millete bakmayın. Konuşurlar. Onların ağızları torba değil kibzesin işte. Hepsinin içinde bir sıkıntı var. Her zaman bir sorunları var, bilmem nesi var. Yani o adamların bizim ya ben şimdi o resimde paylaştığım kulaklıkların midi kartını, ses kartını bilmem neyi sipariş verdim. Kendi cebimden ödüyorum. Onlar şimdi kargodalar. Almanya'dan geliyor. Onları Türkiye'ye göndereceğim. Annem babamlar burada. Türkiye'ye göndereceğim. Orada da işte çekilişle veya bir şekilde paylaşacağız onları. Dağıtacağız veya bakalım yani. Nasip. Yani yeni S1 dersleri ne zaman geliyor? Yakında. Evet. Ney Türkiye içine mi gidecek? Kardeşim işte herkes işte kanal açmaya kalkmış, bilmem ne açmaya kalkmış, akademi açmaya kalkmış falan filan. Hani biz isteriz ki herkes açsın ama şöyle bir şey var. Eğer akademi açacaksan insanlar sana soracaklar. Referansın ne? Ne yaptın? Nerede çaldın? Hangi Avrupa ülkesine gittin? Hangi parçanı çıkardın? Hangi parçan çarta girdi? Hangi eğitimlerden geçtin? Hangi ödülleri aldın? Adamlar sana soracaklar. Ne cevap vereceksin? Ne cevap vereceksin? Eğitmen oldum. Herkes işte bilmem ne akademi. Ya kardeşim akademisyen değilsin ki, ne akademisi? Nerede iş yapıyorsun sen? Üniversite hocaları var, bilmem neler var. Onlar belki hani açsa tamam eyvallah. Adamlar üniversitede müzik işte ses mühendisi yetiştiriyorlar. Ben mesela buradaki Uppsala Üniversitesi'nde müzik bölümünde eğitmenim. Ben de akademisyenim şu anda mantıken baktığın zaman. Referanslarla beraber. Ama senin neyin var? Hangi festivale çıktın, çaldın? Hangi ne bileyim yani
Oturmuşsun evinde, bir tane osuruktan bir tane kulaklık takmışsın. Her şeyin crackli, koymuşsun orada programı. Çekip çekip anlatıyorsun. Ondan sonra da akademi diyorsun, para istiyorsun milletten, cart istiyorsun, cürt istiyorsun. Bari bedava ver ya. Madem öyle, bedava verdiğin zaman hiç kimse seni suçlayamaz. Bana yanlış bilgi veriyorsun diyemez. Adam verirsin sen bedava. Adam alır almaz. O onun bileceği iş. Ama adam sana sormayacak şimdi. Aklı başında bir adam müşteri kazanmak istiyorsun diyelim. Müşteri diye gözüyle bakıyorsun. Eğitim vereceksin öğrencilerine. Öğrencin sana demeyecek mi? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Çıkar bakalım. DJ kursları zaten hep şey dolambaç yani. Hep nerede düzenbaz adam var hepsi DJ kursu açmış. İki play pause'u öğrenmiş, bilmem ne öğrenmiş. Harmonik mix'i de bizim YouTube kanalından öğreniyor, oradan anlatıyor. Kamil. Notalarına göre mixlemeyi de bizden öğrenmiş. Sanıyor ki yani iki parçayı birbirine mixlemeyi öğrenince DJ'lik bitiyor yani. Sana ne anlatıyor? Kabinde şöyle davranmalısın, kulüpte şöyle kulübe girdiğin zaman insanlara gülmelisin, bilmem ne. Ya yemin ediyorum izbe merdiven altı yerler yani hani sağlıksız ortamda eğitim veriliyor yani. Enteresan. Ya iyi akşamlar Sönmez. Ya işte kardeşim herkes sanıyor ki yani bu işler çok basit. Video hosting işi çok basit. İşte HD yayın yapacaksın. Millete mobilden girecek, ne bileyim iPad'den girecek. Burada şey var mesela premium üyelerimiz vardır mutlaka seyreden. Adam telefonla giriyor, ne bileyim iPad'den giriyor, bilgisayardan giriyor, telefonla seyrediyor. Otobüste seyrediyor, internetin olduğu her yerde seyrediyor. Ona şu saatte gireceksin diye bir baskı uygulamıyoruz. Şu kadar bilmem ne yapacaksın diye uygulamıyorsun. Fiyatlara da baktığın zaman yani 8 saatlik DJ eğitimine 1500 lira alınan bir yerde 1 senelik eğitime 300 TL para komedi yani. Şaka gibi ama diyorlar ki niye para alıyorsunuz madem öyle. E ne yapalım kardeşim? Sadece video hosting giderleri 500 doları geçiyor bizim cebimizden çıkan. Hediye veriyoruz, bilmem ne veriyoruz, program veriyoruz. Yani bunları böyle bedava ben nasıl verebilirim hepsini kendi cebimden? Bir emek var, bir saatler harcıyor. Ben şimdi tutup kendime müzik yaparım, otururum başka yani ne bileyim öğrenci alırım buradan şeyden, İsveçlilerden. Düşünmem yani Türkiye'nin geleceğini veya ülkenin geleceğini veya gençliği. Ama insan bir yerde hani bu sizin piyasadaki uzaklığınız, boşluğunuz, bilmem neyiniz piyasaya tam hakim olmamanız, size bunun yolunu gösterecek birinin olmaması sebebiyle bu zamana kadar millet borusunu öttürdü. Reis oldular, kral oldular, abi oldular, baba oldular. Cevap vermediler, iş yaptırdılar, ne bileyim çanta taşıttırdılar size. Anlatabiliyor muyum? Biz de yaptık o dönemde, biz de yaptık zamanında. İşte böyle bir abi reis ilişkisi var Türkiye'de. Baba, eleman. Biz onların hepsini kırdık işte şimdi. Kırmaya da devam edeceğiz. Mümkün olduğu sürece maddi olarak da sizleri zora sokmayacak şekilde kendimizi de yani benim cebimden 5 kuruş para çıkmasın. Bakın arkadaşlar, belki inanırsınız, belki inanmazsınız ama 2 yaşında bir kız çocuğum var. Yani onun ölüsünü öpeyim ki Allah göstermesin. Mix yaptan cebime 1 kuruş para girmedi benim. 1 kuruş. Bak 2 yaşında kızım var. Onun üstüne yemin ediyorum size. 6 ay oldu, 5 ay oldu mikser açılalı. 1 kuruş para girmedi cebime benim. İster inanın, ister inanmayın. Ama bu durumda bile vazgeçmedim. Çünkü size bir sözüm vardı. Adamlıkta söz tutmaktan geçer.
Yayınlıyoruz, koyuyoruz arada, koydukça. Ama şimdi biraz daha geliştireceğiz. Bir de arka planda hani bunun kodlaması var, bilmem ne, bilmem ne var. Yani her şey bir şekilde yoluna girecek. Studio One programını %50 indirimle alıyorsun. 600 telefonlar mı yanıyor beyler? Vay anasını. Yaktık desene telefonları da. Konuya dayanamıyor. Gerçeklere dayanamıyor. Telefonlar bile dayanamıyor gerçeklere. Neyse, sorularınız varsa sorularınızı alalım. Ondan sonra da kapatalım. Benim de şarjım bitmek üzere zaten. House hakkında ne bir düşünüyorum? Deep House hakkında ne düşüneyim kardeşim? Deep House'da bir müzik işte. Seviyorum, dinliyorum. Arabamda var. 8 GB falan bir Deep House parça var. Yola giderken falan güzel oluyor işte. Keyifli, çalması da keyifli. Vokal mixing eğitimlerini hazırlıyoruz kardeşim. Yakında. Mümkünse. Elimizden gelen en kısa sürede ekleyeceğiz. Vokal mixing öyle abartma yani. O kadar çok büyük bir olay değil. Hiçbir şey yeni yapmıyorlar adamlar. Bazı şeyleri doğru yapıyorlar. Pro Tools eğitimleri olacak mı? Bilmiyorum. Olma ihtimali var. Özgür, ne zaman güncelleme çıktı? Bugün güncelleme mi çıktı dün bugün? Allah Allah. Bakalım hemen. 3.11 değil mi şu anda? Tamam, 3.11. Bir şey çıkmadı. Hatalarını giderdiler sadece. Ufak tefek hataları vardı. Bug'ları giderdiler yani. Fazla böyle göze batmayan arka planda sorunlu. Ben hani gönderiyorum onlara da arada bir hata olduğu zaman. K2 ne kardeşim? KRK2 mi ne? Hangisi? KRK2 yok ki. Var mı? Piyasa alet dolu vallahi, cihaz dolu. Rode K2 mikrofon mu? Ne yap biliyor musun? Bak sana çok güzel bir taktik vereyim. Bir tane böyle babaanne battaniyesi al kendine kalın. Tamam mı? Yaşlı teyze böyle leş gibi böyle emekli kokan bir babaanne battaniyesi al kendine. Böyle kafanın üstüne geçir. Mikrofonu koy. Kapat arka tarafını önünü. Yani hafif böyle çadır gibi yapacaksın, anladın mı? İçine gir. Öyle ses yalıtımına falan filan gerek yok. Orada söyle parçayı. Bak nasıl değişiyor ses. Ne yankı olacak ne bir şey olacak. Pırıl pırıl. Anladın mı? Event FX'lerde otomasyon yapılmıyor muhtemelen. Şimdi tam aklımda değil. Yapılmıyor diye biliyorum ben de. Ona bir bakayım sonra. Kabin falan yapma kardeşim diyorum ya sana. Battaniye böyle. Teyze battaniyesi. Ağır böyle. Gir onun içine. Şöyle hafif çadır gibi yap. Hani evde çocukken şeyleri koltukları yatırıyorduk böyle bilmem üstüne çadır gibi üstüne battaniye örtüyorduk. Çadır yapıyorduk ya. Siz de yapmışsınızdır çocukken. İplerle miplerle falan. Dead Mouse. Ha, Dead Mouse. Evet. Akapella'nın notasını çıkar. O notaya göre, o notanın gamına göre, gam da demeyeyim de işte, scale'ine göre şey yap. Nota yaz. İstediğin her melodi olur yani. Aynı notada olduğu zaman. Yani harmonik olarak, müzik olarak hata olmaz. M Audio, M Audio
Axiom 49 güzel kardeşim, EMA diyor. Ucuz ve iş görür. İş görür yani. Manse Ghost mu çalışıyormuş? Yanımda yaptı parçayı ya. Ne Ghost'u? Notasını nasıl çıkarabileceğini YouTube kanalımıza bak. Harmonic Mixing diye bir olay var. Harmonic Mixing videosunu seyret. Orada sadece parçaların notası çıkmıyor. Şeylerin notası da çıkıyor. Philips kulaklıklar iyi değil kardeşim. Başkalarına ghost yapıyorsa yapıyordur muhtemelen. Bana söylemiyor kim olduğunu. Çünkü para karşılığı yapıyor onu. Station da güzel. Yosman'ın iti geldi aklıma. Güzel. Yosman'ın iti diyor abi diyor. Yosman'ın iti kuracağım. Yosman iti diyor. Yosman iti. Sönmez. Ultra kulaklık mı diyorsun, ultrason? Kardeşim, ultrason kulaklıklar iyidir ama dediğim gibi yani piyasada o kadar çok cihaz var ki hepsini tek tek deneme şansım olmadı maalesef. Yani seni yanlış yönlendirmek istemem. Benim kullandıklarımdan ancak tavsiye edebilirim sana. Audio Technica al mesela, ATM50X falan. Bilgisayara da Yosman iti kurun. Herkes kursun. TL bütçe var. Ses kartı please. Ağzını kullan. Kendine bağla kolonları. Şey al. Focusrite'ın solosu var. Scarlett solosu var. Ya onu alabilirsin. Ya Presonus Ayvan alabilirsin. I10E diye yazılıyor. Ya da Native Instruments'ın Audi 2 DJ diye bir ses kartı var. Traktör 2. Onu alabilirsin. 500 TL çok büyük bir rakam değil. Oze Yamaha HS8 ile şu an yanımda duran Eris 8'leri E8'leri kıyasladım. Eris 8'ler daha iyi. Fiyatı da daha ucuz Yamaha'dan. Eris E8. Alabiliyorsan Eris E8 al. Şu anda burada çalalım hatta. On numara ses. Referans olarak ne önerirsin? Neyi yani? Monitör, referans monitörü mü? Kulaklık al. Yani gidip dandik bir kolon almayın, onu diyorum yani. Eris E5 alabilirsiniz. Yamaha HS, ES7, HS5 alabilirsiniz. Onlardan daha ucuz da çok. Estağfurullah, estağfurullah. Hiç kimse Atatürk gibi olamaz kardeşim. Paran çok varsa, kasabın yağı çoksa genelik alırmış. Geneliklere sürersin o yağı. Kenarlarına böyle yağlayarak, monitörleri yağlayınca daha güzel ses çıkıyor. VST'ye ekleme videosu gelecek mi istiyor onun için? Gelir. Görür Burakcan, görür kardeşim işini, görür. HD7 güzel kulaklık. HD7 ya da şey alacaksın, bu 681 B'ler var. Süper lüks. Birbirinin aynısı. FL Studio kullanıyorum ve mutluyum abi. Normal midir? Normal. Ne güzel sana işte. Kardeşim 64 bit 32 bit muhabbeti var. Tutup da 32 bit 64 bit olmayan 32, yani 32 bite 64 bir tane VST ekleyemezsin. Ya da 64 bite 32 bit ekleyemezsin harici bridge programları kullanmadığın sürece. O yüzden şey yapma yani. Onunla ilgili videoya ekleyeceğiz. Ekleriz. Sıkıntı yok.
Yani bütün programlarda aynı şekilde yükleniyor VST. Yani Studio One'a özel bir şey değil yani. Ayrı, harici bir şey değil. Hepsinin Windows'da VST plugin diye kısmı var. Mac'te plugins diye bölüm var. Oraya otomatik olarak yüklüyor zaten programın setup'ı. Açıyorsun programı, program tarıyor zaten orayı, yüklüyor zaten otomatik yani. Beat kulaklık nasıl? Ben sevmiyorum beat kulaklık. Hip hopçıların kullandığı kulaklıkları. YouTube'da varsa tamam koy. Bilemeyeceğim. Top 100'deki EDM düşmedi de biraz muhtemelen şey yaptılar. Satış olarak düşmemiştir de. Muhtemelen çok EDM domine ettiği için Top 100'ü biraz daha çıtayı şey yaptılar. Yani belli bir satışın altındakileri koymuyorlar şimdi. Diğer genrelere de yani tek house'a tekno'ya da yer verebilmek için. Düşüyor da olabilir ama bence düşmüyor. Yine ama düşecek yani. Elbette düşecek çünkü millet sıkıldı. Aynı şeylerle ne ayıttı. Future House mesela nasıl böyle bir anda geldi bir anda gitti böyle falan. Dünyada her zaman ölmeyecek yani popülaritesini yitirmeyecek 3-5 tane genre var. House yapacaksın. Tekno yapacaksın. Tek house yapacaksın. Yani belli bir süre sonra ya progresif yap, elektro yap. Bunlar ölmez yani. Sadece şekil değiştirirler. Ama öyle aralar çıkıyor böyle G House, Deep House'un alternatifi G House çıktı mesela. Ondan sonra ne bileyim New Disco. Ondan sonra Melbourne falan filan. Bunlar yavaş yavaş uzamaya başladı. En yüksekteki gene EDM kardeşim. Bu her zaman, hiçbir zaman değişmez. Hiçbir zaman Tekno EDM'in önüne geçemez veya Tech House veya ya Progressive House'dur ya Elektro'dur yani. Piyasa House, Commercial House her zaman. Mombahton'u çok seviyorum. Bilmiyorum gelir mi geçer mi? Vallahi Türkiye'deyseniz Türkçe remix ile uğraşın. Ben olsam önce Türkiye'yi derler ya Türkiye'yi ele geçirmekle işgal etmekle şey yaparım kendimi. Önce Türkiye piyasasını ele geçiririm, ondan sonra Avrupa'ya oynarım. Mombahton Türkiye'de yer mesela. Türkiye'nin böyle hani hop bidi hop bidi parçaları. O tarz böyle hani başka sorunuz var mı arkadaşlar? Yoksa kapatalım. Şarjım bitiyor çünkü. Buyur kardeşim. Anlamadım demek istediğini. Dubstep yaşar yaşar. Ölmez hiçbir şey. Hiçbir müzik ölmez. Yani diyorsun ki piyasadaki ünlüler DJ'lik yapıyor, onu mu diyorsun? Ha Vine, Twitter ya ne yapalım yani? Diğer ülkelerde de yo ben fazla görmüyorum buralarda ama olur yani. Olma ihtimali var. Birbirinize yardımcı olun her zaman arkadaşlar. Birbirinizle iyi geçinin. Hiç kimseyi kendinizden üstün veya aşağıda görmeyin. Herkese eşit davranın. Adamın sorunu varsa, programı kuramadıysa, ne bileyim bilmem ne yapamadıysa, onlar da seninle aynı durumdalar. Senin gibi imkanları kısıtlı. Sen zengin çocuğu olabilirsin, bilmem ne olabilirsin ama yardımcı ol yani. Çünkü birbirinize yardımcı olmazsanız, ben herkese tek tek yardımcı olamıyorum maalesef. Çünkü benim Facebook'ta merhaba yazdığım zaman 40 tane mesaj geliyor bir anda. Yetişemiyorum herkese. Ama
Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Birbirinize yardımcı olun. Birlikten kuvvet doğar. Bu müzik piyasası bir savaş piyasası. İnsanlar savaşıyorlar resmen birbirinin önüne geçebilmek için. Yardımcı olun yani. Grup açarsanız açın arkadaşım. Ben ne şahsen ne de mixup olarak giremem gruba. Salak bir tane Denyo'nun biri girmiş. Vallahi işte birisi kuruyor Silent'i. O kuran adam anlatsın işte. O adamın da sıkıştığı zaman diğerleri ona yardımcı olsun. Niye yani? Kendi şeyini alıyor çakal. Öğreneceğini öğreniyor, çekiyor gidiyor ondan sonra. Herkes gemisini kurtarmanın peşinde işte. Bu kafa var ya bu kafa. İşte bu kafadan nefret ediyorum. İşte bu kafayı değiştirdiğimiz zaman yani ne sendikası kardeşim, ne sendikası ya. Diğer ülkelerde sendika mendika yok. Kim diyor sendika var? Dernekleri var adamların, sendikaları yok. Mesela bizim burası bir dernek gibi çalışıyor şu anda. Föreyenin diyorlar, föreyenin. Beyler, bana müsaade. Telefon yandı. Patlamak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha çok yaparız bu muhabbetleri. Eğer kaydeden falan varsa kaydetmiş olan saat 6:24 geçiyor. Herkese iyi akşamlar. Miksu'da devam. Yeni derslerimizle YouTube'da, Mixyap'ta, Premium'da buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi Allah'a emanet.